başka şirketlerde arayalım şahimizi. Sizde bir şey yok. Yok abi, ama eğer onu anladık kendileri yani, konuşamıyorsa numarayı versinler, şimdi biz konuşalım. Ya tamam, bizi bıraksın bir yere. Aa bak, şuraya yazıyor. Bak. Tamam, biz ben nasıl kapısı açacağız ki? Arayın, söyleyin. Söyledik. Kapısı nasıl açacağız? Ben cevap bekliyorum. 5 dakika sonra gerekli açıklama yapacağız. 5 dakika. Tamam. 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika. Bir dakika, 5 dakika bekleyeceğiz. 2,5 saat bekliyoruz. 2,5. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Siz 2,5 saattir eğer haber verdiyseniz. Kimse haberi niye yok diyorlar? Bizim niye haberimiz yok? Bu evet. Kimse, onların da haberi yok. Üstümdekilere ben bilgilerimi verdim. Onlardan cevap bekliyorum. Tamam, ama kimse haberi yok deniyor. Tamam, ben de hepsinin haberi var. Tamam, o zaman çağrı merkezi diyor. Yok öyle şey. O zaman şunu da söyler misiniz? Buradaki hiçbir insan, şunu da söylemek istiyorum. Buradaki herkes Kıbrıs'a gitmek için. Aşağıda biz Cem Bey'le konuşurken bizi aşan bir durum diyor. Madem siz onun da üstüyseniz, neden bizimle konuşmaya gelmediniz bu konuda? Ben yani şimdi şöyle evet söyleyeyim. Ben bu geminin kaptanıyım. Ben buraya bakın. Ben dün geldim buraya. Evet. Dün geldim. Ben burada kiralık bir gemiyim. Benim Hatay Belediyesi'yle benim hiçbir alakam yok. Ben İDO'nun gemisiyim. İDO'dan beni de buraya kiraladılar. Çek. Patronum, kayıt altına al. Az önce kaptan konuştuğunda telefon açıktı ve ben arıyorum, telefonumu açmıyorlar. Az önce kaptan konuştu. Oraya göstersene. Az önce kaptan konuştu. Ya az önce şey konuştu. Yaşandı. Hepimizden ama, özür diliyoruz. Yapacak bir şeyimiz de yok. Ama, biz de buradan çalışıyoruz. Yanlış anlamayın, bir şey soracağım. Siz az önce bize dediniz ki. Ben konuştum. Anlat. Yok, anlatabilir miyim ya? Siz bana dediniz ki telefon numarasını vereceğim. Bir dakika bekle. Siz konuştunuz. Sizinle konuştuktan sonra telefonlarımız açılmıyor. Neden? Bak, bilmiyorum. Onu o zaman siz arar mısınız? Çünkü info verildi. Hayır. Telefonlar açılmaz. Telefonla söylüyorsunuz. Sizi arayacaklar, açmayın diye. Ben ne sizden şey yapacağım? Ben dediğim gibi İDO'nun çalışanıyım ben. Ya tamam, az önce size konuşan beyefendi neden şimdi bize konuşmuyor? Demek ki bir şey söylediniz. Bir şey söylemedim ben. Başka yerden bana bir sürü şey geldi. Yani bize baskı uygulamayın lütfen. Yok. Telefonu kapattın. Bu başına bilmiyorum. Tamam, bir üst yetkiliyle görüşmek istiyorum. Bir üst yetkiliyle... Bakın, bir şey söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Siz derken biz sizi burada... Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Aynen. Tek bir şey söyleyeyim. Cümlelerimiz size haklısınız değil yani, yetkili. Ben yani size hiçbir şey söylemiyorum. Siz haklısınız. Ama peki benim sözümü... Ama beyefendi, siz buradaki insanları salak yerine koyuyorsunuz. Siz arda arda 3 kere aynı adamla telefonla konuşuyorsunuz. Biz bu adamla konuşamıyoruz. Siz az önce konuştunuz adamla ya. Bakın ben şeyden önce, sizden sonra en son aradığınız numaraya bakar mısınız? Bakın ben konuşuyorum. Ondan öncekilere bakın. De bakın. Ben burada tamam. Polisi de ayarlamaya çalışıyorum. Ben de belediyeden hiçbir yardım alamıyorum. Beyefendi, Hado'nun yetkili numarası dediniz. Ve evet, en son aradığınız Hado'nun yetkili numarası. Evet, ben verdim. Bakın, siz verdim. Vermeden bir dakika önce konuştunuz. Ve bu adam şu an telefonu açmıyor. Tekrar aradınız, telefonu kapattı. Yani ben bu siz bir şey söylemediyseniz. Bu adam nasıl anladı bizim o adamı aradığımızı? Ya da bu adam ne oldu da bir dakikada bayıldı mı, öldü mü bu adam? Ben onu bilmiyorum. Tamam, başka bir yetkiliyi arayabilirim.